Tek tek bakacağız ama önce vergi paketi diyelim çünkü çok merak ediliyor çok spekülasyon da var. Yani en son dün Mehmet Şimşek açıklama yapmak zorunda kaldı. Hayır, bağışçılara ek vergi gelmeyecek denildi. E, vergi paketini senden dinlemek isteriz. Nasıl bakıyorsun? Tek tek detaylarla e, bazı sorularım olacak ama önce genel bir yorum alalım. Şöyle gönlü istes yani gönlü isterdi ki biz ülke olarak bu kadar çok para harcamasaydık, bu kadar borçlanmasaydık tasarruflu bir ülke olsaydık <laughs> benim kafayla yönetilseydi bu ülke yıllardan beri e, o zaman bizim bu vergilere falan ihtiyacımız olmayacaktı ama maalesef e, gelir gider dengemiz bozulduğu için e, bir yerden para bulunması lazım. İşte yurt dışından para aranıyor. E, o bir şekilde faizle yüksek faizle alınıyor ama tabii o da yetmiyor. E, bir de gelirlerin artırması lazım. Gelirler de nereden artılıyor? Maalesef vatandaştan vergiyle alınıyor. E, dolayısıyla da fakat burada şöyle bir sıkıntı var. İşte vergiler arttıkça da Dünyanın her yerinde böyle bir oluyor. E, kaçaklar da artıyor. Yani işte bir tütün ürününe vergiyi arttırdığınızda kaçak tütün ürünü, işte ismini vermiyorum, rütük kuralları gereği o içilen zararlı ürün ya da işte benzin vesaire. Dolayısıyla hani bir e, eğri var, laf ver eğrisi diye. E, bu ekonomide iktisatta olan bir kuraldır. Hani vergileri çok arttırmak da bazen çok mantıklı olmaz. Çok arttırırsanız... Görece olarak daha çok almış gibi gözükürsünüz ama ödeyen azalır. Burada da böyle bir risk var. Dolayısıyla çok iyi ayarlanması gerekiyor. Mehmet Bey'in işi de zor. Ayrıca tabii şey de çok oldu. Bu özellikle bayramda da bayramda biraz da bence herkes evde olmasından da etkilendi. Biraz da bu vergi konuları da çok konuşulmasından dolayı e, ciddi bir tepki de var tabii yani Mehmet Bey'e de. E, böyle bir hatta şey yapanlar var böyle hani hiç beklemediğimiz insanlardan bile hani böyle normalde siyaset veya ekonomi çok konuşmayan insanlar bile espriyle karışık hani Mehmet Bey'e bir vergi öner ne yapsın, neyi çıkarsın da rahatlayalım falan filan. dolayısıyla yani iyi yönetilemiyor şu anda. Olması gerekir belki de daha iyi, daha iyi anlatılmak lazım. Hani derler ya şu beter. Borsa ile ilgili konuşuluyor, sonra borsa düşüyor, sonra yapmayacağız deniyor. Şimdi konutla ilgili konuşuluyor mesela o çok ciddi bir konu. Yani biraz daha iyi anlatılması lazım. bir de tabii bu vergiler alınıyor ama, vergiler arttırılıyor ama aynı şekilde mesela başka haberler de duyuyoruz. O haberler ne kadar doğru ne kadar değil ama onları da iyi aydınlatmak lazım. Mesela işte işte bir haber gördük işte Portekiz veya işte ne İspanya veya İngiltere işte şey için Avrupa'ya bu futbol maçları için bir kişi, iki kişi, on kişi göndermiş. Biz 600 kişi göndermişiz. E bunlar paylaşılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun listesi kabarık oyunda, veya işte ya yani bu sadece federasyonda değil işte siyasetin diğer kalemlerinde de işte belediye İBB olsun başka belediye bir yere gidiyor bir sürü insan götürüyor tatile. işte i̇şte öbür tarafta başkaları bir şeyler yapıyor iktidar tarafında başkaları yani böyle bir aşırı böyle bir bol para harcandığı savurganlık olduğunu düşünülen bir dönemde vatandaşta da vergi denince tabii vatandaş sinirleniyor kızıyor haklı olan yerler var tabii. Ee, Aslında ben şöyle izlersen. değerlendiriyorum Mert Başaran, yani bu bütçeyi sarsacak, şöyle Türkiye'nin bütçesini sarsacak belki e, bir harcama değil. Yani Almanya'ya gitmek, hmm. maçı izlemek. Çünkü çok büyük bütçelerden konuşuyoruz. Hazineden, bütçelerden, belediyelerden. Ama damlaya damlaya göl oluyor abi işte. Damlaya damlaya göl oluyor ve örnek. Örnek de Yani sen halktan, vatandaştan bir şeyler istiyorsan bunun karşılığında böyle he, e, nezaketen. Ya ben şimdi sana hep söylüyorum. Bak şu gözlüğün, görüyor musun markasını abiciğim? Bu, bu gözlüğün, bak gözlüğün camı çok değerli çünkü gözlerim kör olur yoksa ama. E, bu plastiğin hiçbir değeri yok. Bunun üzerinde dünyanın en büyük markalarını yazabilirim. Aldırabilirim yani yazıp e, Çok şükür beni de öldürmez yani hani, 3 bin lira 5 bin lira 10 bin lira Hepimiz bir şekilde zar verebiliriz yani ama Yok, Seni öl öldürmeyeceğini biliyorum yani Ama işte bu bizi örnek teşkil eder Yani bunu anlatmaya çalışıyorum yani Ben bununla dolaşırsam e, Ben ondan sonra tasarruf konuşursam Veya bilmem ne marka çantayla buraya gelip de Tasarruf çok önemli arkadaşlar Tasarruf önemli, ciddi olmaz inandırıcı olmaz komik olur Şimdi bizim siyasetin de böyle bir eksikliği var bence e, Bu da tabii halkta e, tepki oluşturuyor Vergi her zaman ama dünyada da ne zaman vergi konuşulsa bir tepki olmuş. Dolayısıyla Allah sabır versin. Herkese zor bir dönemdeyiz. İnşallah iyi çözülür. Peki bu